Herkese merhaba. Hepiniz Avrupa Birliği tarafından desteklenen STO Kaynak Merkezi projesi kapsamında düzenlediğimiz destek noktası webinarlarına hoş geldiniz. Yeniden sizlerle olmak çok keyif verici. Ben projeden Ezgi Karataş. Bugün sivil toplum örgütleri için çocuk hakları temelli webinarında konuğumuz Esin Kaman'la birlikteyiz. Öncelikle Esin'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Esin, sizin de bildiğiniz gibi belki duyanlarınız eminim olmuştur. Çocuk gelişimcisi ve çocuk hakları aktivisti. Biz bugün Esin'le birlikte çocuk kimdir, nedir, çocuk algısını yaratan faktörler nelerdir, STO'lar olarak çalışmalarımızda çocuk perspektifini nasıl oluşturabiliriz ve en önemlisi çocuklarla çalışırken nelere dikkat etmeliyiz gibi başlıklarda bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız hep birlikte. Biz başlamadan önce size çok küçük bir şey hatırlatmak istiyoruz. Ekranınızda sorular bölümünü göreceksiniz, questions. Bize söyleşimiz boyunca sorularınızı iletirsiniz. Biz Esin'le birlikte bunlara da yer vermekten çok memnun oluruz. Zaman kaldığında da mümkün mertebe hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Ama biz başlamadan önce sizlere küçük bir soru sormak istiyoruz. Anketimize katılırsanız çok seviniriz. Yanıtlar gelmeye devam ediyor. Biraz daha bekliyoruz. Son oyları alıyoruz. Ve anketimizi ekrana yansıtabiliriz. Şöyle sormuştuk, çocuk deyince aklınıza aşağıdakilerden hangisi ilk olarak aklınıza geliyor dedik. %26 bir ülkenin geleceğidir cevabını verdi. Evin neşesidir diyen hiçbir katılımcımız olmadı. İyi, masum ve sevimlidir yanıtını %6'lık bir oran yanıtladı. En çok da insandır. %68 ile cevap geldi. Bu arada bunu da hatırlatalım. Yaşar Kemal'i de burada anmış olalım. Kesinlikle. Çocuklar insandır demişti. Sevgi ve özlemle anıyoruz. Şimdi ben ilk olarak Esin'e şunu sormak istiyorum. Çocuk kimdir, nedir? Çünkü burada biraz bazen kafalar karışabiliyor. Önce istersen bir tanımlamayla başlayalım. Tabii. Ama önce herkese merhaba. Hani bir teşekkür etmek istiyorum hem sizlere hem de katılımcı arkadaşlara. Çünkü hani bir kavramı tartışıyor olacağız ya da bir kavram hakkında deneyim ve bilgilerimizi hani paylaşacağız. O yüzden çok kıymetli buluyorum bu süreci. Hani soruları cevaplayabilmek, işte anlatabilmek, anlayabilmek önemli olacak. O yüzden gerçekten çok teşekkürler. Çocuk kimdir aslında? Hani anketlerde de çıktı. Hani niye çocuk tanımına ihtiyacımız var aslında, belki hani o anketlerden yola çıkarak şey diyebiliriz. Yani neden çocuk tanımını yapmaya ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü aslında Türkiye'de bir çocuk sorunu var. Yani bu topraklarda çocukla ilgili o kadar çok sorun yaşıyoruz ki hem yetişkinler olarak bunu görüyoruz hem de aslında çocuklar olarak bizzat, yani çocuk olarak çocuklar da bizzat bu işi, yani bu sorunu yaşıyorlar. O yüzden de belki hani dönüp çocuk nedir'e bakmak ve bunu tartışmak anlamlı. Bazı ezberlerimiz var. Onu bozmak hani açısından eğer hala bir sorun varsa bu tanımla ya da çocukla ilgili bir sorun varsa hani bu ezberi bozmak, tarihsel sürecine bakmak bizim için hani daha bir aydınlık olacaktır çocukla ilgili düşüncelerimiz açısından. Aslında hani çocukluk dediğimiz şey ya da çocuk dediğimiz şey eski çağlardan beri hani hep gündemde ve aslında tartışılıyor. Şöyle bir şeyle karşı karşıyayız aslında. Yetişkinin yarattığı bir algı, bir şey diyeyim şimdilik en azından. Yetişkinin bir nesnesi. İşte Roma döneminde baba hani devrede olduğu için ve işte çalıştırıyor olduğu için, çalışmak zorunda oldukları için köle gibi davranıyor. Yani aslında baba onun sahibi ve bir köle şeklinde. İşte sanayi geliştikçe iş gücünün içinde görüyorsunuz. İşte biraz daha modern topluma ilerlediğinizde yine nesne olmaya devam ediyor ama şekli şemali değişmiş oluyor. İşte geleceğimiz, mutluluğumuz, efendim işte saçımızı süpürge ettiğimiz böyle hani şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Aslında şöyle bakabiliriz bunu, hani nedir bu
bu kadar çok şey söylettiren bize. İki boyutu var aslında. Bir hukuksal boyutu var bu işin. Ki Türkiye'nin de imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesine baktığımızda 0-18 yaşındaki herkes çocuktur, bireydir. Hakları vardır ve saygı duyulmalıdır. Aslında bunu böyle tanımlar 0-18 yaş. Ama aynı zamanda biz genel anlamda bir baktığımızda da hani o masum olması, neşeli olmasından ziyade bizim için hani algılamamız gereken bir insan olduğudur. Yani arkadaşların da zaten hani cevap verdi 168 ile. Teşekkür de ediyorum aynı zamanda. Yani aslında çocuk bir insandır ama 0-18 yaş arasındadır. Şimdi 18 yaşına gelene kadar herkes çocuktur diyoruz. Peki bu kabul neden gerekli, neden önemli? Özellikle bir de gündemde evlilik aslı gibi bir yasa önergesi varken belki buraya biraz daha dokunmak ve burayı vurgulamak iyi olabilir. Ne dersin? Evet, ya şöyle bir şey aslında hani çocukluk dediğimiz bir dönem insanın en hızlı geliştiği dönemdir. En hızlı gelişim sağladığı, işte algılarının açıldığı, fiziksel hani olarak kendisini bedensel olarak tamamladığı, zihinsel olarak tamamladığı, dil gelişimi açısından tamamladığı bir hızlı bir süreç yani gelişimin bir dönemi aslında. O yüzden de hani ve bu 0-18 yaş arasında hani daha hızlı olduğu için de hukuksal olarak ve sözleşmeye dayalı olarak bir sınır çizmek gerekiyor. Yani bunu devam ettirebiliriz. Aslında hani 0-18 yaştan sonra işte çocukluk bitiyor da bir yetişkinliğe hemen pat diye geçiliyor mu? Değil tabii ama hani belli kriterleri yakalamak için, standartları yakalayabilmek için böyle bir şeyle tanımlanmış çocukluk algısı. Yani çocuk olma tanımı ve bu işte hani hem sözleşmeyle hem de anayasayla da tanımlandığı için elimizde böyle bir şey var. 0-18 yaşındaki her birey çocuk olarak kabul edilir. Aynı zamanda ama şöyle tartışmalar da devam ediyor tabii ki. Mesela işte hani neden 18 yaş? İşte daha ileri olmaz mı? Mesela işte UNICEF'in yıllardır tartıştığı ama hala hani kesinleşmeyen 21 yaş gibi bir şey var. Bu işte hani biraz çocuğun gelişiminin devam ettiği, gelişimi devam ederken ihtiyaçlarının devam ettiği, desteklerinin devam ettiği yani bir bireyin destek daha bağımsızlaşmaya koşullarından kaynaklı işte hani hem gelişimsel hem de çevresel koşullarından kaynaklı demek ki bir desteklenmeye ihtiyacı var. Hani aslında çocukluk meselesine biraz böyle bakmak gerekiyor. Neden 18 yaş ya da neden 6 diye baktığımızda gelişimin en hızlı dönemi ve gelişimin tamamlanması gerekiyor. O yüzden de hani kıstas böyle bir şey yapılmış. Tabii ki 21'de olabilir. Yani bu biraz sen yetişkinlerin tartışacağı, belki biraz da hani çocukların tartışacağı bir şey haline dönebilir. Bu tartışma konusunda çocukların katılımına birazdan daha detaylı geleceğiz. Buradan hemen girmişken söze, ilk çağda Antik Roma'da köleydi, daha sonra işte sanayileşmeyle birlikte işçileşen de bir çocuk gördük dedik. Bununla birlikte modern zamanlar işte daha günümüze yaklaştığımızda çocuğa biraz daha böyle sevimli, cici sıfatlar yakıştırmaya başladık. Şimdi biz bir çocuk algısından da konuşmak istiyorum seninle. Çünkü bunun konuşulmaya da ihtiyacı var. Çünkü biz genelde çocukları genelde iki türlü bakıyoruz. İşte ilk başta dediğim gibi sevgiye, ilgiye muhtaç çocuklar gibi bakarken bunu destekleyen bir biçimde yetişkinin onların adına karar aldığı bir şeyle. Sen çocuksun, sen anlamazsın mesela hepimizin çok sıklıkla duyduğu ve hatta yaygın bir biçimde de bunu çocuklara yansıttığımız sözler olarak karşımıza geçiyor. Belki bu iki giriş, bu girişten sonra biraz çocuk algısını konuşsak seninle. Elbette aslında çok önemli işte hani tartışması gereken şeyler de hani yaş falan değil ama bu algıyı yani biz çocuğu bir yetişkin olarak nasıl görüyoruz bu aslında tartışmamız gerekiyor. Orada da işte algıyla karşı karşıyayız hani hem kendi çocukluğumuzdan aslında dönüp baktığımızda hem de işte yetişkin olup çocuklara baktığımızda neye sahibiz onu ne olarak görüyoruz işte hani ailenin bir malı mı devletin üzerinde bir sürü hani yaptırımlar uygulayabileceği, ideolojisini yayabileceği bir nesne mi? İşte çok masum mu? Yoksa zaman zaman terörist olduğu söyleniyor, bu kadar hani kötü, tehlikeli bir şey mi? Hani hep bunlar algıyla ilgili. O yüzden hani şeyi görebiliyoruz zaten yaşadığımız, yani Türkiye'de yaşadığımız hak ihlallerine baktığımızda aslında toplumun ve devletlerin ya da bireylerin çocuk algısının ne kadar çarpık olduğunu görüyoruz ki hani bu hak ihlallerinin ya da bu sorunların bu kadar çok olmasının kaynaklı. Burada tabii sözleşmeyle birlikte kabul edilmesi gereken şey çocuk bir bireydir. Yani insandır diyebiliyorsak eğer ardından da bireydir. Hakları vardır, özgürlükleri vardır, saygı duyulması gerekir ve onurlu bir şekilde hayatını sürmesi gerekir. Ama işte hani yetişkinler yani aslında
yetişkinler dünyasından çocuğa baktığımızda ya da çocuk yetişkinin dünyasında yaşadığı için onun kurguladığı, yetişkinin kurguladığı bir dünyaya dahil olduğu için onu birey olarak kabul etmekte ve işte oradaki çarpık çocuk algısını yıkmakta çok zorlanıyoruz. Yani hiç kolay değil tabii ezberi bozmak. Çünkü kendimiz o çocukluktan geldiğimiz için hani oradaki o çarpık ilişki, yani yetişkinin dünyası ne demek? Çocuk yapamaz. Çocuk daha desteklenmelidir. Çocuk bu bilemez o şeyleri aslında. Hani yetişkindeki gücü kendisinden daha zavallı. Hem yaşça hem fiziksel olarak hem aslında kabul edildiği gibi hani yanlış bir kabul ama zihinsel olarak hani o bilmez. O yüzden de yetişkin olarak onun adına karar veriyorsun. Yetişkin olarak ona bir yemek listesi yapıyorsun. Yetişkin olarak onu işte şöyle davranmalısın diye yönlendiriyoruz. Ya da işte okulda baktığımızda okulun da öğretmenin de bir aslında malı gibi oluyor. Değil mi? Öğretmek yani ona bütün bilgisini öğretecek. Nasıl gücünü kullanarak sen hiçbir şeyi bilmiyorsun. Yani deneyimini çocuğun potansiyelini yapabilir olma halini yok sayan bir algıyla karşı karşıyayız. Yani çarpık algı dediğimiz şey bu. Ama dediğim gibi bunun yıkılması gerçekten zor. Çünkü hani öyle bir toplumdan geliyoruz. Yani öyle bir çocukluk algısından geliyoruz ama yıkılabiliyor, değiştirilebiliyor. Çok mümkün. Bu da işte çocuklarla beraber bir araya gelip hani onları anlamak. Gerçekten onları anlamak çok önemli. O zaman o çarpık algıyı birazcık değiştirebiliyoruz. Ne istiyor? Ne yapmak istiyor? Ne hissetti? Neden etkilendi? Bunu gözlemlemek önemli. Yoksa hani bunları işte kendimizden düşündüğümüzde yani hani yetişkin için bireydir ve insandır diyebilmek kolay ama işte 3 yaşındaki bir çocuğun bir birey olduğunu kabul edebilmek hani biraz zor oluyor. Halbuki 3 yaşında bir çocuğun ihtiyaçları var, düşünebiliyor, işte görebiliyor. Ondan sonra yorum yapabiliyor, algılayabildiği kadar. Çünkü ne kadar o dönemde keşfetmeye açık, öğrenmeye açık. Ya orada bir şeyi var yani bir varlığı var. O anki durumuyla bir varlığı var. Yani çocuk bir varlıktır. O an için tektir o 3 yaşındaki çocuk ve onun dünyasıdır. Yetişkin de onun yanındadır aslında. Beraber olmalıdır. Hani ona tabii ki bu şöyle bir şey de neden oluyor zaman zaman hani onu da konuşmak gerekiyor. Hani çocukları yalnız bırakmak, işte özgür bırakmak, hiç karışmamak gibi bir şey değil. Tam tersi. Çocukluk dediğimiz dönem hani gelişimin devam ettiği için desteğe ihtiyacı olan bir dönem. Ama bu destekten dolayı zavallılık değil. İşte ebeveyni çocuğun yanında ona her türlü desteği verecek, gözlemleyecek, rehberlik edecek. Aslında hani bütün o çarpık çocuk algısını hani böyle biraz yok edebiliriz. Kabul etmek. Olduğu kadarıyla 3 yaşındaysa 3 yaşında bir şey var. 10 yaşındaysa 10 yaşına dair her şeyini tamamlamış. 10 yaşında bir potansiyeli var onun yaşamla. Çünkü yani devam ediyor, soluyor, işte yemek yiyor, sizin yanınızda oluyor. Beraber sinemaya gidiyorsunuz, işte onun için para kazandığınızı söylüyorsunuz falan. Hani yaşamla, onunla birlikte yaşıyorsunuz. O yüzden kabul etmek bir birey olarak bizim için çok önemli. O çarpık algıyı bu kıracak. Şimdi tam bu çocuk algısı demişken biraz da yanlış algılarımızdan da söz etmek isterim. Örneğin cinsiyeti konuştuğumuzda işte kız çocuklarına alınan oyuncaklarla erkek çocuklarına alınan oyuncaklar arasında bir mesela açı görüyoruz. En basit örnek. Yani ilk Tabii, akla gelen tabii, daha tabii. doğrusu. Biraz buradan da ilerleyelim. Aslında yine bu da şey hani Ezgi algıyla ilgili. Yani çocuk yetişkin dünyasındaki ya da o ideoloji neyse o herhangi bir her şeyden bahsediyorum. Her türlü ideoloji olabilir. Hani ideolojinin yaptırımları, ideolojinin var olabilmesine neler sebep? Yani neye gerek varsa, neyse sebebi, onu mesela çocuklar üzerinde çok rahatlıkla uygulayabiliyoruz. İşte atıyorum, hani kadın ve erkek eşitliğini kabul etmeyen, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili hani daha muhafazakar, daha tutucu şeyleri var olduğu bir ideoloji düşündüğümüzde ilk yaptığı şey çocukla ilgili oluyor. İşte çocuğun oyuncaklarına müdahale ediyor. Çocuğun giysilerine müdahale ediyor. Çocuğun işte cinsiyetlerine göre rollerini daha şimdiden ona vermeye çalışıyor. Bazı şeyler de araç oluyor işte oyuncak senin dediğin gibi giysiler, işte okul, eğitim falan filan. Hani bunlar böyle çocuğun o yetişkinin istediği nasıl bir dünya istiyorsa, nasıl bir kurgusu varsa onu dahil ediyor. Mesela işte bu oyuncak meselesinde de tabii ki demek ki şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani çok tartışıldı zaten. Yani Türkiye'de, dünyada da tartışılıyor ama Türkiye çok tartıştı bunu. İşte erkek çocuklarının daha çok işte şiddet içerikli, daha güce dayalı oyuncakları tercih ettiği diye bir şey söyleniyor. Buna ben katılmıyorum. Yetişkinler tarafından hani o şey yapıldı.
kanalize edildi. İşte kız çocuğuna işte daha evin içinde, daha sakin, çocuk bakmak, yemek yapmak gibi rolleri verecek oyuncaklar tercih edildi. Halbuki bir kız çocuğu da aslında işte hani klasik örnek olacak ama Tony Vida'yı alıp da bir şey yapabilir. Yani bir kız çocuğu değil, insanlar yapar yani. Kız ya da erkek ya da kadın ya da erkek yapmaz. İnsanlar bazı şeyleri yapabilir. Ama biz yönlendirirsek oraya gider. İşte kıyafet renkleri mesela ne kadar çocuklar için fark etmeden işte gelenek ve göreneklerimizle böyle sahip çıktığımız hani öyle bir şeymiş gibi görünen aslında bir çocuğun hayatını gelecekte çok etkileyen, engelleyen, özgür olmasını hani önünde bir engel oluşturan bir şey aslında işte erkeklerin mavi, kızların pembe giymesi. Yani ne münasebet, belki istemeyecek, belki sevmeyecek. O maviyle devam ediyor erkeklik rolü. Oradan veriyoruz hani aslında erkek olması cinsiyet açısından değil. Bir akıl, bir güç, hani farklılık açısından. Mavi çocuk, sonra işte araba, ondan sonra işte başka bir şey falan böyle devam ediyor. Babanın rolü, erkeğin rolü, yemek yapamaz. Hep dışarıda. Kesinlikle dışarıda. İşte kız çocuğu da ne yapıyor? Pembe, ay canım cicim. İşte bebekler, işte evcilik oyuncakları, annenin rolü. Onunla devam ediyor. Yani aslında o renk dediğimiz şey yine işte algıyla ilgili. Algı, çocuğa nasıl baktığımız hem cinsiyetleri açısından hem de bu yaşamdaki var olmaları hani ne anlamı var bize yani bir çocuk neden var, neden olmalı? İşte geleceğimiz dediğimiz hani başta da bu da böyle çok masummuş gibi görünüyor ama tabii ki çocuklarla birlikte hayat devam ediyor. Hani onlarla daha iyi bir şey olacak bu yaşam. Çünkü ilerlemeye devam ediyorlar. Ama niye bizim geleceğimiz olsun? Niye ailenin bir garantisi haline gelsin? Yani herkes birey, öyle değil mi? Hani herkes yaşıyor. Yani ilişkiler kurarsınız ve çocuklarınız size yardımcı olur. İlişkiniz çok kötüdür. Çocuk sizi hiç görmez büyüdüğünüz zaman ve ilgilenmez. Tabii ki yani çocukla birlikte ona sunduğunuz olanaklar sayesinde de işte var olduğu, yaşadığın topraklar daha iyiye gidecektir. Hani gelecek olarak değil, ona umut bağlamak, işte hani çok iyi okullarda okutuyorum geleceğim için ya da hani ülkenin de çocuk politikası açısından hani böyle bir şey. Çocuğun o anki varlığını yoka sayıyoruz. Hep geleceğe yatırım. Halbuki şimdi var. Şimdi konuşuyor, şimdi Ve burada da düşünüyor, değil mi? istekleri de Evet. var. İşte yani şimdi doğayla beraber olmak istiyor. Yani onları yaşayamazsa yani gelecek için bir anlamı kalmıyor. Yani neyi yaşayacak? Neyi geliştirecek bir insan olarak kendinde? Şimdi konuşurken bu cinsiyet ayrımını konuştuk ama bunun dışında da aslında etnik olarak, kimlik olarak, dilsel, cinsel pek çok ayrımı da karşılaşıyor Kesinlikle. çocuklar. Belki biraz orada dokunmak, Tabii örneğin tabii mülteci çocuk kesinlikle. diyoruz. Yani ve çok şey bir direkt hedef de gösteren bir tanımlama da Tanımlanmış da yapıyoruz. oluyor. Tanımlıyoruz yani mülteci çocuk diyoruz. Biraz da bunlardan konuşsak. Cinsiyet aslında dediğin gibi çok sıklıkla konuştu ama biz yine burada bir üstünden geçmiş olduk ama biraz da bu gözden kaçırılan ayrımcılık türlerine de biraz baksak. Tabii işte yine aslında hani ayrımcılık dediğimiz şey hani ötekileştiren bir şey. Çocuk da aslında yine işte hani toplumda, devletin algısında hani ayrımcılığı çok kolay gene uygulayabildiğiniz bir şey. Ötekileştirebildiğiniz bir şey. Çünkü gereksiz görüyor. Yok saydığı için hani bu ayrımcılık şeyi hani algısı o yüzden çok çabuk yerleşiyor. Aynı kadınlarda olduğu gibi aslında. Çocuklarda da bu çok müsait. Bir de çocuk yetişkinle beraber yani bir ebeveyni var işte yanında bir yetişkin var hani. O yüzden de yetişkinin dahil olduğu kimlik neyse, din neyse, bulunduğu koşullar ise, mültecilik koşullarıysa, yanında bir çocuk varsa o yani çocuğu da etkiliyor olması. İşte atıyorum yani işlediği suçtan dolayı cezaevine düşüyorsa ebeveynlerden bir tanesi çocuk yine onunla da devam ediyor olması. Yani yetişkinlerin tanımı, yetişkinlerin durma biçimleri çocuklar da yanında olduğu için ona sirayet ediyor. Ayrımcılığa uğrayan, ötekileştiren koşullarsa bunlar da çocuk da ondan payını alıyor zaten. İşte aile mülteci ise mülteci bir çocuk haline geliyor. Hem çocuk olmaktan kaynaklı sorun yaşıyor, artı bir daha ne yaşıyor? Bir de mülteci olma durumunu. İşte çalışmak zorundaysa, yoksul bir ailenin bir parçasıysa, hani o ailenin bir bireyiyse diyeyim ben, çalışmak zorundaysa çalışıyor ve işçi şeyini, hani üretimin içinde oluyor. Tabii ki bu koşullarda iyi olmadığı için işte hani zaten hani kendi işçi kitlesinin çocuk olmayan hani orada bir sorun yaşadığı için işçilerin yoksulluk, ekonomik kriz yani bir sürü şey sayabiliriz. Çocuk da onun için Güvencesizlik. güvencesizlik. Çocuk da onun içine dahil oluyor ve bir işçi çocuk işçiliği diye bir mesele çıkıyor. Çocuk işçiliği meselesi çıkınca çocuk ölümleri çıkıyor işçilik hani işçi ölümlerinin karşısında. Yani yetişkin neredeyse
ve nereden ayrımcılığa uğruyorsa çocuk da o pozisyonlardan ayrımcılığa uğruyor. Çok daha müsait. Çünkü işte hani bağımlı. Halbuki hani bağımlı olmasının şeyi gene bu çarpık algı ile ilgili. Halbuki aile mülteci olabilir ama o çocuğun bazı hakları var. Yani aile orada mültecilik statüsünü yakalarken ya da yapması gereken şeyleri yaparken çocuğun da illa rezil mi olması gerekiyor? Yani çok affedersiniz rezillik derken yani yaşamsal enerjisine bir engel. Yani insanlık dışı bir şey bu. Ona dahil olmaması gerekiyor. Eğitimine devam edecek, sağlık alacak, işte yaşıtlarıyla bir araya gelecek, dilini devam ettirecek falan filan. Tam buradan da hemen şuradan ilerleyelim. Bu ayrımcılıklar varken ve yapması gereken de sorumluluklar var aslında devlet yükümlü çocuğa karşı. Türkiye'de ve taraf olduğu pek çok sözleşme ve yönetmelik de var. Biraz da bunlardan bahsetsek, bunlara rağmen neler oluyor? Evet. Neler var bizi sınırlayan? Ya çok haklısın. Tam da şey hani ilk söylediğin o cümle çok önemli. Aslında hani bu sorunlar yaşanırken bir de aslında şunu söylemek istiyorum çok önemli. Dünya için bu hani bunu unutmamak gerekiyor. Yani dünyada ne oluyorsa çocuk bundan etkileniyor. Muaf bırakamıyorsunuz onu. Ekonomik kriz mi var içinde? Deprem mi oluyor içinde? Savaş mı var içinde? Atıyorum işte kriz mi var? Açlık krizi mi var? İyi şeyler mi var? Barış mı var? Bundan da etkileniyor. Yani o yüzden hiçbir şeyden muaf değil. O yüzden de aslında bir takım iyi insanlar, iyi kalpli insanlar diyeceğim ben. Hani bunları fark edip böyle bir toparlama işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra falan böyle hani o şeyler artınca yani çocukların daha korunması gerektiği, her şeyden daha kolay etkilendiği için bir takım korunaklar geliştirmiş. İşte bunlara da uluslararası sözleşmeler falan diyoruz aslında hani bizim için elimizde temel dayanaklar. Türkiye için söylediğimizde de işte 95 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakkı Sözleşmesi'ni imzaladık. Anayasanın 90. maddesinde de güvence altına aldık. Aslında bu tip sorunları yaşarken, bu ayrımcılıkları yaşarken devlet bunları, o sorunları çözmekle yükümlü. Yani sorumluluğu var o sözleşmeyi imzaladığı için. Devletin böyle bir sorumluluğu var. O sözleşme bir çatılı, bir temel dayanaksa devletin kurduğu diğer kurumlardaki her şeyinde bu çocuğu ve çocuk hakları sözleşmesine dayalı olarak korumalı, geliştirmeli, eğitmeli, sağlık sisteminin içine sokmalı, işte gelişimini tamamlatmalı, yaşatmalı, asla öldürtmeli, yani ölmesine izin vermemeli. Böyle bir sistem var aslında. Hani temel bir dayanak bu Çocuk Hakları Sözleşmesi bizim için. Ama ardından tabii işte ülkemizin imzaladığı işte İstanbul Sözleşmesi'nin içinde çocuklarla ilgili geçiyor. İşte cinsel istismarla ilgili bir sürü yasa şey var, yani yönetmelik var, anlaşmalar var. Onun içinde de çocuk dahil oluyor. Orada bunlar sayesinde aslında söz verilen bir şeyin tutulması gerekiyor. Yani sorumluluk o imza demek. Hani böyle bir şey. Devlet bu sorumlulukların yerine getirmesi gerekiyor. Devletle kalmıyor işte kurumlara kalıyor. Kurumlar kalmıyor. Kurumların içindeki o insanlar daha sonra o bireyler, anne babalar, ben, sen hepimiz aslında ya da bir başka çocuk da bunun o yani çocuk haklarının olumlu yani çocuk haklarının o sorunları yaşamadan haklarına uygun bir şekilde yaşayabilmesi için hepimiz o sorumluluk sahibi olmuş oluyoruz o sözleşmeler aracılığıyla. Şimdi buradan biraz da çocuk haklarına ilerleyelim istersen. İnsan haklarından neden ayrı bir kavram olarak alıyoruz çocuk hakkını? Bazen kafalarda soru işareti yaratıyordur muhtemelen. Kesinlikle. Hem insan diyoruz hem insan hakları var. Hem neden çocuk hakkı var. Çok doğru. Yine en başında şey söylemiştik. Yani çocuk özel bir döneminde, özel bir evresinde işte gelişimini tamamladı, potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştı, kendisini keşfetmeye çalıştı, daha desteğe, daha bir destek mekanizmalarının oluşmasına, daha izlenmesine ihtiyacı olan hani bir birey olduğu için hani insan haklarının içine zaten yer alıyor. Ama özel bir şey geliştirmek gerekiyor. Daha bir özel bakış açısıyla bakmak, daha çocuk odaklı bakabilmek için aslında hani çocuk hakları hareketine ihtiyacımız var. O yeterli olmuyor. Oradaki sözleşmeler aslında kapsıyor. Ama daha spesifik olmak gerekiyor. Çünkü çocuk şöyle bir şey değil. Her bir çocuk çok özel. Her bir çocuk biricik. Her bir çocuğun ihtiyacı çok başka. Her ne kadar gelişimsel olarak baktığımızda işte atıyorum 5 yaşında bir çocuk artık kendi kendine yemek yer, resim yapar, hatta daha fazla şeyler yapabilir de aklıma şu an o geldi. İşte 3 yaşında diyelim. Ama her 3 yaşındaki çocuk çatal ve kaşığı kullanarak yemek yemeyebilir. Öncesinde de yapmış olabilir, sonrasında da yapmış olabilir. Evet, yani sonrasında daha sonrasında da yapabilecektir. Mesela hani
bazı becerilerini geliştiremeyen, gelişimini tamamlamamış, hani çocuklarla karşı karşıya işte otizm var, serebral palsi var, işitme engelli durumlarımız var. Yani şimdi bu çocuklara bir renk öğretiyorsunuz. Kırmızı rengi her çocuk 5 yaşında öğrenir diye bir şey diyemezsin. Durumuna göre, potansiyeline göre, algılama zamanına göre kiminde hemen öğretebiliyorsunuz, 1 yıl sürüyor. Kiminde 3 yıl sadece bir rengi öğretiyorsunuz. Yani bambaşka bir çocuk şeyi var. Her biri ayrı ayrı. Yani böyle bir çocukluk kavramı, bir çocuktan bahsetmek o yüzden mümkün değil. O yüzden de çocuk hakkı sözleşmesine ayrıca ihtiyacımız var. Buradan ihlallere geleceğim ama ihlallere gelmeden önce önemli olduğunu düşündüm. Belki bu algıyla ilişkilenecek bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne dersin? Bir katılımcımız, ebeveynlerin özellikle de annelerin dilindeki biz dili çocuğun benliğini annesine bağlamasına sebep olur mu gibi bir soru iletmiş bize. Ben ilişkili olduğunu düşündüm. Bilmiyorum istersen Evet, biraz arkaya da yani atabiliriz. hani tabii ki bu kendi deneyimlerimden ve hani o şimdiye kadarki süreçlerden hani edindiğim şeyi bahsedebilirim. Evet, bence çünkü yani her zaman biz olmak iyi bir şey değil. Yani bir ben olma hali, birey olma hali, yalnız o ben olma durumu, yani çocuğun kendisini kabul etmesi ve birey olduğunu kabul edebilmesi açısından önemli tabii ki. Yani çoklu, hadi biz karnemizi aldık. Hayır, Aysun karnesini aldı gibi. Yani o aslında o ayrımı yapmak gerekiyor. Bu bizi hiç kullanmayacağız anlamında değil. Yeri geldiğinde yani beraber aileyle Yapılan yapılan ortak tabii işlerde, ki ortaklığın aynen kurduğu o dayanışmayı kolektif, o kurduğu. paylaşma anında bizi kullanırsın ama çocuğa ait olan şeyleri gene bir yetişkine atfetmek, yani bir başkasına gene ötekileştiriyoruz. Orada yalnız hani bir kendisinin değerini bilmeli. Yani çocuk dediğimiz şey aslında çocukluk dediğimiz şeyde nasıl iyi, yani bir yetişkinin iyi olabilmesi neyle ilgili? Çocukluk döneminde kendine değer vermesiyle, başkasının değer verdiğini hissetmesiyle, o değer duygusu ne demek? Varım, buradayım ve biriciğim, tekim. Ama sürekli bunu bizle pompalamaya çalışırsak tabii ki o bireysel olarak o şeyi yaşayamaz yani. Çıkamaz onu. Sınırlanır. Kendi birey olma durumu, özgürlüğü, kendi varlığı sınırlanır. Bu biz söylemi de aslında çocukların katılım süreçlerinin de aslında çok belirleyen bir Tabii. şey oluyor, değil mi Esin? Biz o zaman istersen bir katılım hakkına geçmeden önce çocukları hem çocuklarla çalışırken hem de onlarla birlikte yaşarken nelere dikkat etmeliyiz konuşmadan önce istersen bir küçük anketimiz vardı. Tamam. Dün biz hazırlamıştık Evet. Esin'le. Çok merak ediyoruz cevapları. Siz de katılırsanız çok seviniriz. Sorumuz, çocuklar kendi kararlarını kendileri verebilir mi? Şu an birazcık daha bekliyoruz. Sonlanmak üzere şu an netleşti gibi yanıtlar. Biraz daha bekleyelim, birkaç saniye daha. Şu an itibariyle bir 40 saniye gibi süre vermiştik. Hatta 45 saniye oldu. Anketimizi ekrana yansıtabiliriz. Çocuklar kendi kararlarını kendileri bilirler mi sorusuna %91 çok çok yüksek bir oranda evet dendi. %9'luk bir kesimde hayır dedi. Biraz bunun üzerinden mi gidelim? Ne dersiniz? Yani şu Yani %9'u mu dikkate alalım? Ne dersiniz? olabilir. Aslında tabii şey hani soru kendini cevaplamış oldu. Şahane bir şey bu tabii ki. Çocuklar Evet. kendi kararlarını kendileri verebiliyormuş yani. Hepimiz böyle kabul ediyoruz. Peki acaba Şahane. her zaman verebiliyor muyuz da biraz İşte büyük dedikletsek? ihtimalle o %9'luk o şeyde oranda büyük ihtimalle hani bazı şeylerde evet, bazı kararlarda ama bazı kararlarda kendileri veremiyor gibi bir şeyle büyük ihtimalle yüz yüze olsaydık öyle bir şey konuşuyor olurduk. Tabii ya gene aslında bu yani her şey aslında çocuk algısıyla ilgili. Yani çocuğun neyi yapabileceğine inanmakla ilgili. Atıyorum çocuğa bir okul seçeceksiniz. Zamanı geldi işte ilkokul dönemi bitti işte yüksek yani orta öğrenim şeyine başlayacak bir okul seçeceksiniz. Bu okul seçmek o kadar kolay değil çünkü işte mesleğini de aslında belirliyor oluyorsunuz artık eğitim sistemi içinde. Hani başka şeyler var, sınavlar var, iyi olması gerekiyor, başarılı olması gerekiyor ama salt hani onlarsız bir düşünelim. Ve yani bunu da yapacak olan aslında bu iyi bir şey beklediğimiz şey yani işte iyi bir hayat, iyi bir meslek neyse tırnak içinde söylüyorum. Beklediğimiz kişi de kendisi de yaşayacak o süreci. Biraz oturup onunla konuşmak gerekiyor. Yani bu okulu ister misin? Ne yapabilirsin? Sana ne hissettirir? Ne düşünüyorsun?
bilmiyor olabilir, biliyor olabilir, istemiyor olabilir. Gerçekten hep beraber karar verilmiştir ve hani istiyordur, tam da doğru bir karar verilmiştir. Yani aslında her şeyi onlarla konuşabiliriz. Ya çünkü bu hayatta her şeyin farkındalar, duyuyorlar ve etkileniyorlar. Yani mutlaka son kararı çocukların vermesini beklemek değil aslında söylemeye çalıştığımız şey. Kendilerini ilgilendiren kararlarla ilgili bir bilgi almaları gerekiyor. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Gerekiyorsa karar da verebilirler yaşlarıyla ilgili. İşte mesela yine basit örneklerden bir tanesidir. Çocuk sabah anaokulu çağındaki bir okul öncesi dönemi düşünelim. Pardon. Sabah okula gidecek. Hava kış. Gardırobunu açtı. Kendisi giyiniyor artık çünkü gelişimsel olarak da o özellikleri gösteriyor. Seçti, ince giysiler seçti. Ne yapacağız şimdi? Gitsin mi, gitmesin mi? Ya bu mesela hani ebeveynlerin özellikle de annelerin çok kafasını karıştırıyor. Ya da işte yemek yemesi gerekiyor, değil mi? Beslenmesi için yemek yemesi gerekiyor. İşte ebeveynler gayet sağlıklı şeyleri hazırlamışlar ama çocuk hepsini yemek istemiyor. Şimdi aç kalmak istiyor yani hani gerçekten yemek yemiyor ya da iki tanesini seçiyor, seçmek istiyor. Damak zevki ona göre gelişmiş. Ama biz bunların hani ona o fırsatı vermezsek kendisiyle ilgili hani bir şeye karar vermesi gerekiyor. Ne kadar yiyeceğim, neyi giyeceğim? Bunları bir ona o fırsatı vermemiz gerekiyor. O deneyimi yaşaması gerekiyor. Fakat bir yetişkin olarak hani ona rehberlik ve destek veriyoruz ya ona şu söylenebilir. Yani sabahları evin içinde böyle kıyametler kopup da hayata açılmak yerine peki canım sen bunu giy. İyi. Ama sana şunu söylüyorum ama hava soğuk, üşüyebilirsin. O yüzden yanına sana hırkanı da koyuyorum ben. Üşüdüğün zaman bunu giyebilirsin. Ya da işte başka giysilerini de koyuyorum. Üşüdüğün zaman o kıyafetlerini öğretmeninden alıp giyebilirsini vermek. Üşümezsen ne güzel ama üşürsen hani bunları kullanabilirsin. Ve gidip öğretmenine de işte hani böyle böyle bir şeyle karşı ağlatmak yerine onu, inatlaşmak yerine onu senin seçtiğin karar yanlış. Hava çok soğuk, giyine ya bazen biz bile öyle yapıyoruz yani hani ince giyinmek istiyoruz üst üste hani onu çıkartırsam bir şey düşünüyoruz yani. Çünkü o kendisiyle ilgili bir şey. Onu giymek istiyor. Demek ki orada bir şey var. Rengi hoşuna gitmiş. Efendim dokusu hoşuna gitmiştir. Bir gün önce okulda bir şey olmuştur. Onu yaşamıştır. Ya yani orada bir şey vardır mutlaka. Hani açıkladıktan sonra onu yapıyorsa burada öğretmenden de destek alınabilir. O giysiler öğretmene iletilir. Giyer ya da giymez ama o durur yani bekler. Biz yani yaşayabileceği risk ve soruna karşı tedbirimizi almışızdır. Rehberlik budur aslında. Desteklemek Yanında budur. olmak. Kesinlikle. Yani üç çeşit yemeği koyup ısrarla yemek yemesini sağlamak. Aynı saatte tabii ki yani belli bir anlaşmalarınız, belli bir beraber yaşadığınız için kurallarınız olabilir evin içinde. Ama bunlar böyle sürekli çocuğa sormadan niye üç yemeğin hepsinden yemeliyim? Ya da işte çöp atma görevi bir çocuğa veriliyorsa neden saat 9'da çıkarması gerektiği? Neden her akşam dişlerini fırçalaması gerektiği? Bunları öğrenmeye hakkı var. İki tane yemez de bir tane. O an aç kalmak isteyebilir. Ya ben çocuk gelişimciliği daha yani yaptığım zamanlarda aile eğitimleri yapıyordum. Şunu diyordum ailelere. Ya bir çocuk açlıktan ölmez. Bebek değilse tabii ki. Yani kendini besleme şeyinde. Ölmez. Bırakın. Vardır bir nedeni. İştahı öyledir. Yani bünyesi öyledir. O an yemek O yemek an istemiyordur. istemiyordur. Tabii. Çok İşte basit. siz zaten hani bir yetişkin, bir ebeveyn olarak onun yanındasınız. Acıktım deyip size geldiğinde ona verdiğinizde o ihtiyacı karşılayacak. Ama bizde hani o tutucu bir yanımız var yetişkinler olarak işte kurgulu dünya. Hayır bu saatte yenecek bir daha da gelirsen mutfağa sana yemek vermeyeceğim. Bak gördün mü ben sana dedim acıktın. Ne oldu yani bu deneyim ona ne kattı? Halbuki acıkıp hani gelip isteyeceğini biliyorsun. Ha demek ki bir sonrakinde belki ne yapacaktır? O yemeği de yiyecektir acıkmamak için. Çünkü annenin hazırladığı o taze ya da işte babasının hazırladığı o iyi yemek o an o için ortada olmayacak. Ya da üşüdüğü için bir dahakine kışın o kadar ince giyinmeyecek. Deneyimlemesi gerekiyor Onun yani. için önemli. Aslında bütün şey o. Hani o yüzden çocuklar aslında karar verebilirler kendilerini ilgilendiren her şeyle. Şimdi seninle de konuşmuştuk hatırlarsın. Ben bu sorunun yanıtını oldukça merak ediyorum. Fırsat bulmuşken soracağım. Çünkü o yüzü dokuzu kısmında aklına gelebilecek bu tarz örnekler olabileceğini düşündüğüm için. Ben şöyle bir şey sormuştum Esin'e. Peki bir oyuncakçıya gittik ve pek çok önümüze serilen oyuncak içerisinde yanımızdaki çocuk şiddet içerikli bir oyuncağa yöneldi. Bu herhangi bir şey olabilir. Böyle bir durumda süreci nasıl işleteceğiz demiştim. Esin de biraz bekle, webinarı bekle demişti. Şimdi o an geldi.
Evet, aslında hani bu sadece oyuncak için değil, hani kitaplar için de oluyor. Evet. İşte izleyiciye televizyon, bilgisayar programları için de Evet, çok geçerli oluyor. Hani ne çeşitlendirilebilir. yapacağız? Aslında bir panik hali. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi çocuk ve şiddet yan yana getirdiğimizde bir kere hani çocuğun niye şiddeti, hani eğer şiddet içerikli bir şeyse ve bir sürekliliği varsa tabii burada bir problem var. Yani neden şiddete yöneliyor? Hani buna niye ihtiyacı var? Atıyorum işte bir ne alacaktır? Yani işte vurmalı bir oyuncak alacaktır. Hani onu, o oyuncak tabii ki vurarak oynanıyordur ama sürekli bunu işte evdeki diğer oyuncaklara, diğer bireylere de şiddet olarak uyguluyorsa, işte aldığı bir silah, oyuncak seçebilir, yani tüfekler falan var. İşte onunla mesela insanları gerçekten zarar vermek üzerine bir kurguyla o nesneyle bir araya geliyorsa burada bir sorun var. Yani şiddete yöneldiği için. Bu ayrı bir şey. Bir ikincisi, hani roller vardı ya, hani erkeğe işte daha şiddet içerikli şeyler. Ha, burası vardır. Bundan dolayı yöneliyordur. Yani ben aslında neden çocuk neden yöneliyor? Önce onu söylemek istiyorum. Yani hepsi olamaz tabii, bütün olasılıklar. Bir, böyle rollerden kaynaklı. Bir ikincisi de merak ediyordur. Yani o şiddete yönelik bir oyuncak olduğunu, şiddet içerdiğini, şiddet için kullanılabileceğini yetişkin dünyasından bakıyoruz. O kurgu vardır. Belki de o Yani bilmiyor evet, hani olabilir. bilmiyoruzdur. O yüzden biraz çocuğu tanımak gerekiyor. Hani o süreci çocukla birlikte yaşamak gerekiyor. Oyuncak dediğiniz şey onun hayatında eğer hani ürettiği, var ettiği, ebeveynlerle, yetişkinlerle bir araya getirdiği bir şeyse, seçtiğiniz, alınan bir tüfek de aslında başka bir şey, oyuncağa dönüşebilir evin içinde. Ama salt hani şiddet uygulamak üzerine şey yapıyorsa tabii ki burada bir problem var. Bakmak gerekiyor. Ama bunu o istedi, öyle istedi diye de hani ya benim oğlum şimdi silah seçti ya da kızım silah seçti, eyvah, hani içinde bir şüphe, bir endişeye gerek yok. Alsın, baksın, incelesin, bırakabilir, devam edebilir. Okuldan bir şey getirmiştir. Okuldan öğren. Yani çevreden de öğreniyor, dış çevreden de öğreniyor. Bir gözlemlemek lazım. Panik yapmamak gerekiyor. Yani çocuklar bir şey yapıyorlarsa bir nedeni vardır. Anlamamız gerekiyor. Bu neden yetişkinle de ilgili olabilir, kendisiyle de ilgili olabilir. Biraz bakmak gerekiyor. Yani şeyi de söyleyebilir. İşte hep macera kitaplarını okumak isteyen bir çocuk için ne diyeceğiz? Hani onlar da mesela kırdılı vurdulu filmler deniliyor. Evet, bu çok tehlikeli. Yani hani izlesin anlamında söylemiyorum. Ama hangi koşullarda izliyor? Ne kadar süreklilikle izliyor? Hep takip etmek gerekiyor. Gelişimini bir takip etmek gerekiyor. Hangi zamanlarda kaçıyor? İşte o, gerçekten o tüfekle evde bir hayvan varsa onu mu acaba hani vuruyor, onu zarar mı veriyor? O yüzden bu tip şeyler, yani çocuklar için, çocuğu tanımak için bir araç diyoruz ya, onlar işte kitaptı, seyrettiği filmdi, işte seçtiği bilgisayar oyunları falan. O yüzden biraz çocuğu anlamak gerekiyor. Bizden değil, ondan gelsin. Takip edelim. Yani biz biliyoruz zaten zarar vereceğini. Hayır, almaz, bu çok tehlikeli. Ya da bu kitabın içinde yani işte kötü şeyler var. Al, onunla konuşun. Öğrensin ama konuşun, bırakmayın yani. Hani biraz daha farkındaysanız eğer çocuğunuza kurduğunuz iletişimde, kitap seçerken yönlenebilir çünkü. Doğal etkileniyor her şeyden. Bilmiyorum, Miraz, sorular şey oldu çok mu? açıklayıcı oldu. Tamam. Sorular gelmeye devam ediyor. Biz soruları takip ediyoruz buradan. Geri geldikçe de esine aktarmaya çalışıyorum ben buradan. Bazı soruları istersen sona doğru bırakalım. Bizim Tamam. çünkü daha konuşacağımız, merak ettiğimiz, Tamam. daha doğrusu hatırlatmak istediğimiz, anımsatmak istediğimiz Tamam. şeyler var. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde katılım hakkı da güvence altına alınıyor ve bununla birlikte aslında bu pek çok hakkı güvence altına alınıyor. Ama biz pek çok hak ihlaliyle de karşılaşıyoruz. Hak ihlalleri konusunda da, yani çünkü bir çocuk hakkından bahsediyoruz ve bir çocuk hakkının ihlali durumlarında da var. Bunun için pek küçük bir sorumuzu size Tamam. yöneltelim, sizden yanıtlar alalım ve biraz da buradan devam edelim. Sorumuz şöyle: bir çocuğun sokakta bisiklet kullanırken yaşamını yitirmesi, kaybetmesi bir hak ihlali midir? Oylamamız devam ediyor. Şu an netleşti gibi. 45 saniye gibi bir zaman verdik. Kapatabiliriz. Çok teşekkürler. Ekrana yansıttığımızda soruya
%81 oranında bunun bir hak ihlali olduğu yansıdı. %19'a hak ihlali olmadığı görüşü yansıdı. Bu soruya devam edelim. Bir çocuğun sokakta bisiklet sürerken, oynarken ya da bisiklet sürmesin ya da oynarken herhangi bir şekilde sokaktayken hayatını kaybetmesi bir hak ihlali midir? Evet, hani ben yine evet diyorum ama zaten evet cevabı geldiği için de ayrıca teşekkür ediyorum bir çocuk hakları aktivisti olarak. Gerçekten bir hak ihlalidir. Değilmiş gibi görünen, aslında ince böyle hani çizgileri olan, böyle hassas noktaları olan bir şey. Yani düşündüğümüzde çocukla bisiklet ne kadar özdeşleşmiş bir şeydir. Her çocuğun aklında vardır, hayalinde vardır. İlla bir kere binmiştir, düşmüştür oradan. Ama hani bu yani kullanıp kullanmaması da dahil olmak üzere aslında hani onunla birlikte maruz kaldığı başka şeyler var. Mesela işte neden ölür bir çocuk bisiklet kullanırken? Bir kere çevre düzenlemesi yoktur. Öyle değil mi? Yani trafik çok kötüdür. Kendisi ona ulaşamıyordur. Başka bir çocuğunkine ya da başka bir koşullarda ona ulaşmak istiyordur. Ona ulaşırken hani öğrenme becerisini geliştirmemiştir falan, bir sürü olasılıklar sayabiliriz. Aslında hani kendisiyle ilgili olmayan koşullarda çocuk yaşamını kaybediyor burada bisiklete binerken. İşte trafik düzenlemesi, çevre düzenlemesi yapılırken çocuklar için ya da işte hani insanlar için tasarlanmayan bir bisiklet yolu yoksa eğer, çocuk trafikte, trafiğe yakın yerde, evinin olduğu yerde binmeye kalkışacak bir alan yok. Ve her an o trafik kazasıyla karşı karşıya yani kalabilir, ölebilir yani. Bu çok doğal bir şey. Bu düzenleme olmadığı için. Aileler de aslında hani bu düzenlemelerin olmadığından, işte hani bisiklet sürenlere yeterince hassas davranılmadığından, hatta gene onlar da ötekileştiriliyor. İşte arabalar daha önemli değil mi? Hani yaya yolu daha önemli gibi böyle öncelikler var. Aileler de bunu bildikleri için de bu sefer çocuğa o bisiklete ulaşma şeyini engelliyorlar. Yani işte çocuğun yok, hani unutturuyor onu. Hatırlatmıyor bile. İşte belki göstermiyor bile. Halbuki belki kendi çocukluğunda iyi deneyimleri vardır ya da kendisi ulaşamamıştır, isteyebilir ama işte evimizin çevresinde böyle bir şey yok. Yaz dönemi işte yapabildikleri kadar hani çocuğa ulaştırmaya çalışıyorlar. Aslında yine bu da bir oyuncak. Hani bir bisiklet dediğimiz şey bir araç. Hani insanı daha da geliştiren bir şey. Mutlu olduğu, işte kas gelişimini sağlayabildiği, koordinasyonunu sağlayabildiği, ne bileyim hani çevreye bir katkı verebildiği, ileride bisiklet kullanan bir sürücü o haline gelebilir falan. Bunların hepsini engellemiş oluyorsunuz. O yüzden bizzat kendisi bir hak ihlalidir. Sadece trafik kazalısı ya da işte düzenlemelerden kaynaklı değil. Kendi gelişimi için bir katkıysa bunu elinden alıyoruz. Yaptırmıyoruz ona. Engelleniyor. Potansiyeli varsa yok oluyor. Ya da işte hani düzenlemediğimiz için o semtteki, o mahalledeki bisiklet yolunu çocuk dikkatsiz bir şoförün, dikkatli de olsa o koşulların olmaması, işte ne bileyim sürekli her şey kazılıyor yollar falan, hani çocuklar buna çok seviyorlar aslında bisiklete binmeyi. Arabayla çarpışıyorsa, bir trafik kazası yaşıyorsa yaşamını kaybediyor olması en büyük temel hak, zaten elinden alıyorsunuz. Okulların beton bahçelerinde çocuklar sürmeye çalışıyorlar bisikletleri ya da oyun oynamaya çalışıyorlar. Her şey aslında ne kadar birbiriyle bağlantılı. Yani orada düşebilir, işte betona çarptığı için kafası, beyin kanaması geçirebilir gibi bir sürü şeyle karşı karşıya. O yüzden hani önleyebileceğimiz herhangi bir şeyle karşı karşıyaysak eğer, bir çocuk açısından yaşamını kaybetmesi değil, haklarına ulaşması açısından da önlenebilecek şeylerden dolayı haklarına ulaşamıyorsa, yaşamını kaybediyorsa, eğitimine devam edemiyorsa, yaşıtlarıyla bir araya gelemiyorsa, bunların aslında hepsi bir hak ihlalidir. Bu en güvenli alan dediğimiz, tırnak Evet, değil mi? içinde Çok masum gibi ailede de, görünen. çok masum Evet. görünen ailede de Tabii. yine işte çocuklarımızı emanet, yine tırnak içinde kullanıyorum bunları, emanet ettiğimiz okulda da aslında herkes çocukların güvenliğini sağlamak Tabii, üzere onu kesinlikle. destekleyecek şartları Koruma burada sağlıyor. önemli Koruma işte. Hani burada. çocuğun koruması gerektiği noktası burası olabilir, o koruma İlk baştan kelimesi. beri söylediğiniz Korunacak şey olan ya. durum burada. Hani çevre düzenlemesi yaparsın, okulun düzenlemesini yaparsın, sağlıklı beslenmesine, sağlığa erişmesini sağlarsın. Bu koruma altındadır. Yani koruma altına almak değil, korumaktır yani, desteklemektir işte. Varlığının sürmesi gerekiyor çünkü. Buradan biraz da istersen şeye devam edelim. Çünkü katılımcılar da destek vermeye devam ediyorlar bize. Biraz şeye gelelim istersen. Çocuklarla doğrudan çalışan ya da çalışmayan örgütler için, sivil toplum örgütleri çalışmalarında çocuk perspektifini nasıl yerleştirebilirler? Örneğin şu geliyor aklıma. Ben bir çevre örgütünün aktivistiyim ve
savunuculuk faaliyetleri yürütüyorum ağırlıklı olarak çevre konusunda. Mesela bir çevre örgütü çocukları nasıl dahil edebilir? Ya da belki bir çocuk dostu belediyeler, hani bisikletten yola çıkarak ilerlemek istiyorum. Çocuk dostu kentler gibi bir söylem var. Birkaç tane de örnek var yanılmıyorsam Türkiye'de. Mesela çocuk dostu kent yaratırken biz çocuklara katılabiliyor mu ya da nasıl katılabilir? Aslında çok çeşitli alanlarda, engelli alanında, sağlık, kent, pek çok hak alanında çalışan, uğraşan pek çok örgüt var. Biraz da onlara böyle küçük ipuçları versek eminim çok daha destek gelecektir bize. Elbette elimden geldiğince. Yalnız şöyle bir şeyi hemen hatırlatmak istiyorum. Ya yani mesela verilecek en önemli şeylerden bir de ipucu demeyeyim de hani ister çocuklarla çalışsınlar, ister dolaylı yollardan çocuklara ulaşsınlar. Aslında hani en başta demiştik ya yani çocukla birlikte yaşıyoruz. Yaptığımız her şey çocuğu etkiliyor bir kere. Yani isterseniz bir iş adamının yani iş adamlarının derneği ya da iş insanlarının bir derneği olsun, ister kadın örgütleri olsun, ister LGBTİ olsun, ister atıyorum gazetecilerle ilgili bir dernek olsun, sivil toplum örgütü olsun, hiç fark etmiyor. Yardım temelli, hak temelli hiç fark etmiyor. Mutlaka ucu bir yerden çocuklara dokunuyor. Dokunuyor. Hani o yüzden bir kere bunu bir yani fark etmemiz gerekiyor. Ya biz hiç çocuk çalışmıyoruz ki bizim de ne alakası var şimdi işte çevre örgütünün çocuklarla kendi çevreyi biraz daha şey yapabiliriz ama işte atıyorum ruh sağlığı alanındaki sivil toplum örgütleri diyeyim, yani çocuklarla ilgisi olmaz mı? Sadece çocuk olduğu için değil, çocukların da etkilenebileceği bir alan olduğu için. O yüzden önce bir bunu ve ikincisi şunu unutmamamız gerekiyor. Yani ne olursak olalım hak temelli çalışan ya da yardım temelli çalışan bu çocuk hakları sözleşmesini biraz işselleştirmemiz gerekiyor. Temel dayanak haline getirmek gerekiyor. Kafamızda sürekli dursun. Hani özellikle tabii ki çocuklarla doğrudan çalışan örgütler bu zaten hani artık Değil mi? onların Olmazsa evet olmazı. olmazsa olmazı. Çünkü neden? İçeride her şeyi anlatıyor bize. İşte temel ilkeleri var 4 tane çocuk hakları sözleşmesi. Çocuk önce yaşayacak. Yaşam hakkı çok temel bir şey. Gelişimini tamamlayacak. Katılım hakkına dahil olacak. Ayrımcılığa uğramayacak. Ve çocuğun en önemlilerinden bir tanesi yüksek yararını düşüneceksin. İşte mesela hani çevre örgütleriyle ilgili örnek verdin. Çocuğun yüksek yararını bilirse eğer ne demek olduğunu. O çocuk algısına sahip olursa çevreyle ilgili çalışmalar yaparken ne yapacak? Çocuğu da düşünecek. Atıyorum işte bir alan konusunda çalışıyorlar. Yeşil bir alan oluşturulacak bir mahallede. Çok önemli diyelim ki çevre örgütü öyle bir şey çalışıyor. Mahallelerdeki yeşil alanlar, sosyal alanlar ya da neyse. Ya şimdi orada çocuğu planlamadan, çocuğu görmeden, çocuğu yok sayarak bir planlama yapmak eksik bırakacaktır. Yani sivil toplum örgütü çalışmasını eksik bırakacaktır. Bir kere çocuğu da düşünecek, yetişkinleri düşündüğü kadar. Ya da işte çevre örgütü diyelim ki temiz denizlerle ilgili bir kampanya yapıyor. Bunun çocuklar da farkında aslında denizlerin kirlendiğinin, havanın kirlendiğinin, trafiğin işte çocuk yani bizi çok etkilediği, ağaçların yok olduğunun çocuklar da farkındalar. O yüzden o kampanyanın içinde çocuklara da seslenmek çok önemli. Yani ya da çocuklara da söz hakkı verip bununla ilgili bir şey söylemelerini sağlayabiliriz. Yani çocuğun her yerde olduğunu bir kere unutmamak gerekiyor. Bu da ne demektir? Çocuğun ne önündesinizdir, ne arkasındasınızdır. Çocukla beraber yaşıyorsunuzdur. O yüzden yaptığımız her çalışma mutlaka çocuğa dokunur. O, hani önemli noktalardan bir tanesi mesela hani onu birey olarak kabul edeceğiz. Var, çocuğu unutmayacağız. Unutmamak gerek. Kendi çocukluğumuz aslında. Çocukluğumuzu unutmazsak çocukları da unutmuyor hale geliyoruz. Ama özellikle çocuklarla çalışan örgütler işte bu çocuk hakları sözleşmesi temel dayanak haline getirmesi, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eşit ilişki kurabilme, katılım hakkı gibi şeylerin hani gerçekten konuşarak, tartışarak, eğitimlerine katılarak, çocuklarla bir araya gelerek hani bunları pekiştirmesi gerekiyor, zenginleştirmek gerekiyor. Bir kere çocuklarla çalışmak, çocukların bu konularda çalıştığımız alanlarla ilgili çocuklara dönüp sormak gerekiyor. İşte Mülteciler Derneği diyelim ki, yani mültecilerle çalışan bir sivil toplum örgütünü düşünelim. Çocuklarla bizzat çalışıyor. Şimdi benim ne ihtiyacım olduğunu hak sahibi olarak ben daha iyi bilirim. İster çocuk olalım, ister yetişkin olalım. O yüzden o yapılanma için, o sivil toplum örgütündeki profesyoneller, gönüllüler hiç fark etmez. Dönüp biraz çocukların neye ihtiyacı var olduğunu ondan almamız gerekiyor. Ne istiyor? Dil mi? Yani kendi dilini mi öğrenmek istiyor yoksa işte Türkiye'deyse
Türkçeyi mi öğrenmek istiyor gibi, yani bir sürü şey söyleyebiliriz. O yüzden dönüp çocuklara sormak, o çalışmaları çocuklarla birlikte yapılandırmak gerekiyor. Her zaman değil tabii ki. Ama hani zaman zaman çocukları dahil etmek ve hani çocuklardan görüş almak gerekiyor. Sonuçlar önerileri onlardan alabiliriz. Yani çünkü sivil toplum örgütlerinin amacı nedir? Bazı sorunlar var, bazı tanımlar var. İyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken şeyler var. Oraya müdahil oluyorsunuz bir şekilde. İster devletin yanında durarak, istersen muhalif olarak, hiç fark etmiyor. Ha, oradaki bir soruna, yani çocuklar da bir şey söyleyebilir. Bu çok önemli bir şey. İşte mesela İstanbul Sözleşmesi'nin aslında şöyle bir şey var. O sözleşmeyi yani çocukları da kapsadığı için, ev içi şiddetin içinde çocuklar da olduğu için önemser. Ve o haklarını çocuklara bahsetmek zorundasın İstanbul Sözleşmesi'nde. Bunu yapabilmek için çocuklarla bunu çalışmak zorundasın. Çocuklarla çalışacaksın şiddeti ve İstanbul Sözleşmesi'ni ve işte içinde neyse içeriğini. O da başkalarıyla paylaşacak aslında. O da akranlarına o işi yapıyor hale gelecek. Yani çocuklarla kurulacak ilişki hani yetişkinlerle kurduğumuz ilişki nasılsa öyle olması gerekiyor. Güce dayanmayan, eşitlikçi, samimi, bilmediğimiz zaman bilmiyor olmak, yardım istediğimizde onlardan da yardım istemek, özür diliyor olabilmek gibi. Hani bütün aslında bu onu birey olarak saymamıza neden olacak özellikler. Yani önerim bu olabilir. Yani onları unutmayıp bir birey olduğunu kabul etmek. Peki, bu alanda yapılmış pek yani sözleşmeler dışında iyi örnekler var. Hem bu iyi örnekleri paylaşan raporlar da var. Biraz daha yani örgütlerin merak ettikleri ya da kafalarına takılan bu yani bir çalışma yapmak istiyor ve çocuk perspektifini odağa Çocuk alarak yapmak katılımını istiyor. Evet, eğer çocuk katılımını sağlamak sağlamak istiyorsun. istiyor. Biraz nerelere bakabilirler? Hangi kaynaklardan yararlanabilirler? Aslında hani çocuk alanında çalışan yani bir takım örgütlerden bahsedilebilir. Üniversitelerin bağlı olduğu çocuk hakları birimleri var. Oradaki onların web siteleri var. İşte Bilgi Üniversitesi'nde öyle bir çalışma şeyi vardı. Oradan faydalanılabilir. Ağlar var çocuklarla ilgili oluşturulan birçok sivil toplum örgütün içinde olduğu. İşte çocuğa yönelik şiddete hayır diye bir ağ var. Orada birçok alanda çalışan çocuk örgütleri var. Buralardaki deneyimler paylaşılabilir. Hani oralara dahil olunabilir. İşte adalet sistemiyle ilgili aslında ÇAÇAV diye bir ağ var, avukatların oluşturduğu ve çocuk hakları meselesi üzerinden hani bu meseleye çocuk odaklı, hak temelli bakan, her türlü hani eğitimi ve desteği vermeye çalışan arkadaşların oluşturduğu bir ağ var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde eğitimleri devam ediyor. Sürekli gönüllüleri artıyor. İşte Biyanet mesela yeni bir çalışma bizler için de çok heyecan verici oldu. Çocuk kütüphanesi oluşturdu. Demek ki onun için de kaynaklara ulaşabileceğiz. Çok önemli. Ondan sonra başka neler olabilir? Eğitim reformu girişiminin şimdiye kadarki eğitim sistemiyle ilgili çok iyi hazırladığı raporlar var. Bunlar hep veri. Çok önemli veriler bunlar. O yüzden dönüp oralara bakmak, o raporları okumak bizim için çok önemli. Birebir çocuklarla çalışan örgütler var. İşte Suluk Kule var, Tarlabaşı Toplum Merkezi var. Göç Vakfı'nın çocuklarla bir çalışıyorlar. Bunlar mesela işte travma ile ilgili çalışmalar. Çocuğun hani gelişimini tamamlaması, işte mülteci çocuk olma durumunda, çatışma zamanında o duruma dahil olduysa onun travmalarını atlatma ile ilgili bazı çalışmalar yapıyor. İşte illa hakları böyle üstüne basarak hak çalışacak değil. Ama çocuklarla bir sanat çalışması yaparsınız ve hak çalışmasını da orada verirsiniz. Hem rehabilite olmuş olacaktır o travması ile ilgili ama aynı zamanda da haklarını öğrenecektir. Haklarını öğrenmek demek çocuğun güçlenmesi demektir. Ve aslında orada bir soru görmüştüm hemen yeri gelmişken Tamam, süper cevaplayabilirim olur. belki. Söyle de Çocuklar başlayacağız. hemen hemen her yaşta yani hemen hemen derken ben çok iyi biliyorum 3 yaş için hazırlanmış çocuk haklarıyla ilgili yani haklarını öğrenebileceği bir etkinlik var. Arımaya diye bir etkinlik var. Boyama yapıyor, işte oyun oynuyor, müzikli dans ediyor. Haklarını öğreniyor orada. Yani konuşmaya başladığı andan itibaren, sizi anlamaya başladığı andan itibaren çocuklar haklarını öğrenirler. Bunun sorumluluğu tabii ki yetişkinlerde. Tamam. Şimdi bize çok soru geldi. Biz Öyle de mi? çok konuştuk. Hızlıca biraz Tamam. bunları Umarım şey yapalım. sıkmamışızdır. İlk soru çocuklara hakları ne zaman öğretilmeli, nasıl öğretilmeli dedin. Az önce bir örnek verdin Evet, Arımaya'dan. yani çocuğun yaşına göre değişir bu. Hani gelişim döneminde hangi dönemdeyse yaşına göre farklı etkinlikler yapılabilir. Oyunla verebilirsiniz, film izletebilirsiniz. Mesela Kırmızı Balon diye bir film var. Bunu hem yetişkinler izlemeli bence çok önemli. Hem çocuk algısı açısından hem de hakları açısından. Bunu çocuklarla da izleyebilirsiniz, yetişkinlerle de beraber sohbet edebilirsiniz. İşte biraz önce bahsettiğim gibi hani uluslararası alanda
çocuk haklarının öğretilmesine ilişkin etkinlikler var, oyunlar var. Mesela Pusulacık diye bir çocuk hakları eğitimi el kitapçığı var. Orada bir sürü etkinlikler var. Bunu öğretmenler her yaşta kullanabilir. Atıyorum o etkinlik 15 yaş içindir ama siz onu 8 yaşa indirgeyebilirsiniz. O alandaysanız, duyarlılığınız varsa, farkındaysanız yaşa çekebilirsiniz. O etkinlikler kullanabilir. Çocuklarla bir araya getirip bunlar üzerinde konuşulur. Yani çocuklar akranlarıyla bir araya gelirler. Farklı farklı bölgelerdeki çocuklar bir araya gelir. İşte meclisler kuruluyor aslında gerçekten işliyor olsa. Gerçekten katılım özelliklerini taşıyor olsa tam da orada işte akranlar birbirleriyle haklarını öğreniyorlar. O yüzden her yaşta öğrenirler, müsaitlerdir. Hani müsait demek bile çok şey. Potansiyelleri var, onlara sormak lazım zaten. Ama bir yetişkin olarak onu başlatmamız gerekiyor. Destek olmalı. Haklarım var, bak haklarım böyle. Bu mevzularla ilgili şu çalışmaları yapacağız. İlla dediğim gibi hak çalışmak için masaya oturmazsınız. Farklılıkları anlatmak istersiniz. Aa işte mesela çirkin ördek yavrusu hikayesi vardı. Onu hakka o kadar güzel bağlarsınız ki çocuk onu öğrenmiştir ayrımcılık yapmamayı. Citenin renginden, ses tonundan bilmem ne falan filan. Anlatabiliyor muyum? O yüzden her şey kullanılabilir. Yeter ki o ortamı yaratabilelim onlara. Uygun ortam yaratılsın. Bir soru şöyle geldi. Bir saniye. Gereği istismar sayılmadan 18 yaş altı LGBT çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl çalışabiliriz gibi bir soru gelmiş. Bu da tabii biraz kafa yorulması ve tartışmayı gerektiren bir şey. Hani LGBT'yi olma durumunu çocuk kendisi tanımlıyorsa eğer, çünkü gene bir eğer yetişkin tarafından tanımlanıyorsa, burada gene bir hani başka bir algıda gene bir problem olduğunu düşünebiliriz. LGBT'yi olarak tanımlıyorsa kendisini, tanımladıktan sonra bir sorunu bir, yani bir pratiksel yaşamsal bir sorunu var ve bir yetişkinden yardım istiyorsa normal, hani normal demekle bir yetişkin nasıl bu sorunu yaşıyorsa, işte bir sivil toplum örgütüne mi gitmesi gerekiyor, atıyorum bir uzman psikolog, yani ruh sağlığı çalışanları açısından hani uzman kişilerden destek mi alması gerekiyor, yoksa başka şeylere mi ihtiyacı var? Hani böyle yardımcı olabiliriz. Yani doğru yönlendirmeleri yapmak lazım. Neye ihtiyacı var? Ama bir ihtiyacı kendisinin söylemesi, belirlemesi çok önemli bir çocuk açısından. Yani onu biz yetişkin olarak gördük. Hadi bakalım şimdi LGBTİ derneğinin yaptığı şu çalışma var, oraya gitsin değil. Orada o kendisi tanımlaması gerekiyor. Bir de örgütlenmelerine izin verilebilir tabii ki. Yani çok önemli şeyler bunlar. Çocuk örgütlenmesi çok önemlidir. Kendisini tanımasına, sadece LGBT açısından demiyorum. Yani her türlü açısından bir araya gelmek, çocukların yaşıtlarıyla bir araya gelmek, bir şeyleri konuşmak en iyi şeylerden bir tanesi. Bir sorumuz var. Pardon, mesela kendi çocukluğumuzu düşündüğümüzde böyle gruplar kurardık. Ne kadar mutlu olurduk o grupta. Yani kendi kurallarımız var, kendi yaptırımlarımız var, küsmelerimiz, barışmalarımız, bir şey üretmelerimiz. Yani aslında sorun ve hayat orada gelişiyor. Bunu da biz de kendi dostlarımıza ve kendi yaşıtlarımıza çok daha iyi yapıyorsak çocuklar da bunu yapabilirler. Onlar da yapabilirler. Kesinlikle. Bir soru var. Çocuğa karşı ebeveynler tarafından yapılan duygusal bir şiddet görüldüğünde ne yapmalıyım? En basitten üst kat komşumun küçük çocuğuna bağırması, hakaret etmesi ve ebeveynlerinin kendi kavgalarını kendi dairemden de duyabiliyorum demiş. Ben neler yapabilirim? Aslında bu örnek dışında belki bir ihlal gördüğümüzde de ne yapabiliriz? Biraz genişleterek istersen bu soruya cevap verelim. Bence hani soruyu soran arkadaş önce kendisinden kendisine çok değer vermeli, harika bir şey yapıyor. Yani bunu fark ediyor ve bunu aslında tanımlıyor. Yani hemen süreç nasıl başlar? Hani ben yine kendi deneyimlerimden, eğer fark ettiysem diyelim ki bir komşum, önce o komşuya ulaşmaya çalışırım. Hani neden böyle bir şey var? Hani başka bir problem mi var? İşte ne bileyim, iletişim kurmayı mı bilmiyor? Yani bir aslında orayı bir uyarmak, bir gözlemlemek lazım. Baktık hani işte bunun belki o komşuya bunu yapmaması gerektiğini, böyle bir hakkı olmadığını, duygusal olarak da hani bağırmaların aslında bir şiddet olduğu, çocuğuna buna yapamayacağını anlatıp, süre belki beklenebilir ama devam ediyorsa ne yapacağız? Aslında ihbar yükümlülüğü var herkesin, her bir yetişkinin. Çocuğun bir hak, yani bir çocuk hak ihlaliyle karşı karşıyaysa ve uğruyorsa, bir yetişkin dışarıdan onu görüyorsa bunu bir kere ne yapacak? İhbarda bulunacak. Neresiyse, nerede, hastanedeyse işte doktora atıyorum. İşte okuldaysa hani okuldaki yönetici, öğretmenden mesela görüyorsa hak ihlali ne yapacak? İşte
okulun müdürüne gidecek, işte hastanede başhekime gidecek, doktora gidecek, hemşireye gidecek. Atıyorum sokaktaysa, hani o neyle ilgiliyse, çocuğun başına başka bir şeye geldiyse, hani yardım istemesi gereken barodan mesela isteyecek ya da çocuk hakları merkezinden yardım isteyecek, ihbarda bulunacak ve yönlendirecek. Yani o yönlendirme şeyini mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Bir hak ihlaliyle karşılaşınca mutlaka ihbarda bulunacağız. Ha, şöyle bir şey de var. Mesela atıyorum bir çocuk evliliğini onaylayan bir ya da işte çocuk yaşta bir gebelik yaşıyorsa bir çocuk yani ve doktor hani bunu görmemezlikten geliyor ama biz bunu orada duran bir hasta olarak fark ediyorsa ha hemen ihbar etmemiz gerekiyor zaten. Anneyi, doktoru, işte hani o hak ihlalini yapan kimse onu aslında hani şey yapıyoruz, ihbarda bulunuyoruz. Yani çocuğu yapmıyoruz aslında. Onu uygulayan, o hak ihlalini uygulayan kimse onun mutlaka uyarılması öncelikle olmuyorsa gerekli yerlerden desteğin alınması, bilgi verilmesi ve tabii ki çok önemli, gerçekten çok önemli takip etmek gerekiyor. Ve hani bu soruları ya da bunları yaşayan tüm arkadaşlarımızın da cesaretli olduğu anlamına geliyor ki hani iyi bir toplumda yaşayabilmek için de cesarete ihtiyacımız var. Gördüğümüzü görmemezlikten gelmeyeceğiz. Bir çözüm bulunması için işte belediyeye ısrar edersiniz işte. Çocuklar sürekli aynı kaldırımda düşüyordur ve yaralanıyordur. Ya bu da bir hak ihlali. Bunu hani ulaştırmak, sonuna kadar takip etmek ve izlemek de söylenebilir. Çok önemli. Tabii daha özel sorular da geliyor. İstersen toparlamaya çalışalım. Mesela işitme engelli çocuklar Türkiye'de ne gibi zorluklar bekliyor gibi bir soru iletilmiş. Yine zihinsel engelli çocukların istismarıyla nasıl çalışılmalı? Aile dışında cinsel istismar girişimlerinde nasıl davranmalıyız soruyorlar sanıyorum. Biraz daha spesifik ama şunu unutmamak gerekiyor belki o sorular için. Hani hepimizin uğradığı yani işitme engelli bir işitme engeli olduğu için zaten yani hani zaten bir çocuk olduğu için yaşıyor ama işitme engeli olduğu için daha fazla şey yapıyor hani Desteğe evet ihtiyaç duyuyor. yani daha iyi düzenlenmeli bir yani hayatı daha iyi düzenlenmeli desteğe daha çok ihtiyacı var ama yardım ama şeyle değil gene hak temelli bakış açısıyla çünkü işte o da potansiyelini tamamlamalı gelişimini tamamlamalı hani o yüzden o çalışmalar bu doğrultuda planlanıp bir şekilde verilmeli. Şöyle bir soru Tabii. geldi. Yani ihbar yükümlülüğümüz var dedik böyle bir durumda. Farklı ortamlarda nereye başvurmamız gerektiğine yönelik bir kılavuz var mı diye sorulmuş. Galiba hani mesela işte kadın örgütlerini çıkardı hani cinsel istismar ya da işte hani bu tip vakalar cinsel istismar ya da hani onlarla ilgili çıkarılan el kitapçıklarında hani bazı şeyler var. Hani bazı dokümanlar var ama böyle spesifik şey yok. Ama zaten hani nerede yaşandıysa o kurumla ilgili bağlantılar işte hani işte okul olmuyorsa ilçe milli eğitim, milli eğitim olmuyorsa işte Milli Eğitim Bakanlığı gibi böyle hani süreci izlemek açısından bazı telefonlar var ama şu an işliyorlar mı? O yüzden yanlış bilgi vermemek için söylemek istemiyorum. Belki siz daha sonra iletebilirsiniz. Bazı acil hatlar var. Oralara ihbar edilebilir ama takip etmek lazım. Hani ihbar ettiniz ve bıraktınız olmuyor. O yüzden ama genel anlamda barolar çocuk yani baroların çocuk hakları merkezleri kullanabilirler sürekli. İlk Onun aklımıza telefonları var. gelen Çocuk burası oldu. örgütlerine ulaşabilirler. Özellikle sorun odaklı çalışan çocuk örgütleri var. İnsan hakları örgütlerine ihbarda bulunur. Yani onu oradan Harekete yardım isteyebilirler. geçirebilirler. Tabii oralardan doğru farklı yönlendirmeler de devam edebilir. Bir soru geldi, bunu sormak istiyorum. Ailenin tek gelirini çocuk sağlıyor. Anne baba çalışamayacak kadar hasta. Bir kardeşi de onun geliri sayesinde okuyor. Etik ikilemde kalınan bu gibi durumlarda bildirim yükümlülüğü hakkında ne söylersiniz denmiş. Ya burada ikilemde kalmayıp gene hani temel dayanağımız var ya bizim çocuk hakları sözleşmesi buna dayanarak çocuğun yüksek yararı gözetilecek. Yani bu çocuk aileyi geçindirmekle sorumlu değil. O ailenin ve diğer çocuğun okumasıyla ilgili ve o çocuğun da okumasıyla ilgili sorumlu olan devlet var. Devlet mekanizmalarını işletecek, kuracak. Yani buna ikileme kalmaya vicdan hani rahatsızlığı falan yaşamaya hiç gerek yok. Tam tersi hani bir çocuğu kurtarmak isterken ya da işte o hasta o iki yetişkini ya da çalışamıyor durumunu iyileştirmeye çalışırken bir çocuğun hayatını yok ediyorsunuz. Ki hani bu çok önemli bir şey. Hayır o şey o sorumluluk devlete ait. Devlet mekanizmalarını kurmuş olması gerekiyor. Ekonomik krizin var olması bir çocuğun çalışıp diğer çocuğun çalışamıyor ya da işte o çocuk çalışacak para kazanacak kardeşi okula gidecek bir sistematiğini kurmak tamamıyla çarpık bir çocuk algısına nedendir. Devletin ideolojik
bize gösterir ve devletin çocuğa nasıl baktığını gösterir. Net, kararsız kalarak hemen hani ihbar bir şikayet etmek değil, aslında çok yanlış anlaşılıyor. İhbar şikayet değil. Orada bir sorun var. O sorunu çözebileceğimiz doğru yeri bulmak aslında. İşte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı var, atıyorum Sağlık Bakanlığı var, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var. Aile niye çalışmıyor, değil mi? Mahallede muhtar var, öyle değil mi? Belediyeler var. Yani oralarla iletişim kurmak aslında ihbar dediğin şey. O sorunu ortadan kaldırmak için araçları doğru kullanmak, şikayet değil. Ama burada bizim için önemli olan çocuğun yüksek yararı. Çocuğu gözeteceğiz. Çocuk okula gidecek, çalışamaz yani. Yani özellikle ailesini geçindirmek için. Çalışıyorsa da koşulları farklı olacak. O çocuğu okutacak olan o olmayacak. Devlet oraya destek yapacak. Demek ki para yardımında. Demek ki sağlık yardımı yapacak. Ki çocuklar okula gidebilsinler. Çok teşekkürler. Yaklaşık bir saati aşkın süredir konuşuyoruz ve çok yüksek bir katılımla da gerçekleştik bu webinarı. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Kesinlikle. Esin sana çok verimli, keyifli, çok daha konuşacak çok fazla şeyler var. Sorular da var. Çok teşekkür ediyoruz Ben öncelikle de. katılımın için. Ama kapatırken ben şunu sormadan edemeyeceğim. Çocuklar için daha iyi bir dünya mümkün mü? Çok sorunlardan bahsettik Evet ama evet aslında değil mi? Yani gönül çok. isterdi ki çocuklar için daha başka şeylerden bahsedebilelim artık. İşte yani bisikletleri nasıl boyasak, bahçeleri nasıl yapsak, salıncaklar nasıl olsa, hangi filmi yapsak falan değil mi? Ya bu topraklar biraz sorun olduğu için tabii ki bu hani bu meseleyi de maalesef hani canımız böyle hani yana yana aslında çok da değer verdiğimiz yol arkadaşımız diye de kabul ettiğimiz yani çocuklarla ilgili hep sorunları konuştuk. Ama ben her şeye rağmen ki anket sorularından bu kadar katılım açısından baktığımızda da çocuklar için daha iyi bir dünya mümkün ve biz yetişkinler bunun aracısı olabiliriz, destekleyicisi olabiliriz. O yüzden çocuklar için çocuklarla beraber hayata devam Hep edeceğiz. birlikte, Hep yan yana, birlikte. umutla. Kesinlikle. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Webinarımızın sonuna geldik. Bizi dinleyen, izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Biz Kaynak Merkezi Destek Noktası olarak her ayın son haftasında çeşitli konukları ağırlıyoruz sivil toplum alanından ve aklımıza takılan, merak ettiğimiz, sizin herkesin ihtiyaç duyduğu belli başlıklarda söyleşiyoruz. Daha önce dijital demokrasi, sivil toplum örgütleri için sosyal medya ipuçları, katılımcılık, kaynak yaratma, fon bulma gibi başlıklarda webinarlar gerçekleştirmiştik. Bunların hepsi STGM'nin YouTube kanalında mevcut. İstediğiniz zaman, istediğiniz zaman